Evet merhabalar bol yağmurlu bir İzmir gecesinden sonra yine Fiorino stüdyomda pazar sohbeti için karşınızdayım. Otomobil pazarının nereye evrildiğini zaten parça parça size tatil videolarında da anlatmıştım. Artık yine adresimize döndük uzun uzun konuşabiliriz neler olacağını neler olduğunu neler olabileceğini yine hep beraber otomotiv sektöründe konuşacağız. Özellikle sektörde durgunluk var. Bana diyorsunuz ki işte bak Diyorsun şöyle olacak böyle olacak ama kendin araca yazılıyorsun. Şimdi benim yazıldığım araçla ilgili bilgi size vereyim tekrar. Bir Volkswagen Kedi'ye yazıldım. Kedi de sıra uzun. Yani kedi çıktı çıkalı zaten bulamadığımız bir ürün. Yine açıkçası daha önceden de sıra yazılmaya çalışsam da sıraya bile yazmıyorlardı. Şimdi en azından sıraya yazıyorlar. Belki Ekim ayları gibi gelirse zaten piyasanın iyice böyle oturup dibe doğru yönünün ne olacağını göstereceği tarihler olacak. Benim hedefim açıkçası Ekim ayı gibi. Hani benim hedefimi soranlardan cevaplandırmak olayım. Mıkş, <laughs> mıkş. <laughs> evet sabah köründe konuşmak enteresan oluyor bazen. Bir de diyorsunuz işte bu fiyonun içinde nasıl çekiyorsun bunu? Şu an sabah 7 bile değil. Onun için haliyle arabanın içi sıcak değil bir yeri açmam gerekmiyor. Bu arada şu yan kelebek camlar bu Fiorino'nun en güzel özelliği. Uzun yolda çok faydasını görüyoruz. Maalesef mesela kedi de şu yokmuş. Keşke şu olsaydı. Tam otomatik bir camdansa ben bunu tercih ediyorum. Çünkü gerçekten uzun yola çıktığınızda aracın içini gürültüsüz havalandırabiliyor. Şu bir nimet açıkçası. İnsanların bazen basit gördüğü şeyler ya da istemediği şeyler daha işlevsel olabiliyor herkesin beklentileri farklı olabiliyor. Şimdi ticari araçların hikayesine geçmeden, niye bu araçları seçiyorum'a geçmeden piyasadan bahsedelim. Piyasadaki durgunluğun altını çizecek şeylerden bir tanesi de faiz arttırımları. Bakın faiz arttırımı en son sert oldu. Yani paradan para kazanılabilecek hale gelinmeye başladıkça insanlar bu tarz ürünlerden. Yani otomobil zaten yatırım aracı değildi. Eski zamanların yatırım aracıydı yine ÖTV'nin yüzünden yatırım aracı oldu. Bunu da size söyleyeyim. Çünkü temel fiyat Euro'dan etkileniyor. Baktığınızda üzerine %80 ÖTV, %20 de KDV ödeyince haliyle otomobil daha da değerli oluyor. Önümüzdeki günlerde özellikle alsatçılar tarafından ÖTV dedikodusu çıkartılıyor. ÖTV şu tarihte çıkar, bu tarihte çıkar. ÖTV sürpriz. Ne zaman çıkacağını kimse bilemez. Fiyatlar yukarı mı çeker? kim ürünün aşağı mı çeker? Genelde bazı ürünleri aşağı çekip çoğunluğu yukarı çekerler ama bilinmiyor. Yani bunun ne zaman olacağı belli değil. E o zaman bu tarz bilinmezliklerden kurtulmak için işte en güzeli ticariler. İşte i̇çinde bulunduğum Fiorino'da kedi de %15 ÖTV'ye sahip. Ben fazla ÖTV ödemek istemiyorum. Ödeyeceğim ÖTV bana batacağı için ben ticari araçları genelde tercih ediyorum. Bu bir bakış açısı. Çünkü ham fiyat üzerinden bakarsanız işte kedinin bir Almanya fiyatına bakın. Çoğu binek otomobilden daha pahalı. E burada B segmenti bir fiyata alabilirken kedi niye daha fazla para ödeyeyim? Bakış açım bu şekilde. Tabi tek seçeneğim kedi değil mesela. Onun yanında yeni kuryer da var. Yeni kuryer da tahminim yine Ekim ayları civarında ülkemizde satışa çıkacak. 1.0 EcoBoost. Onda da 7 ileri otomatik şanzıman var. Benim için kilit nokta Otomatik şanzıman. Şimdi diğer tarafta işte Richter, ne bileyim işte Toyota Prius, Doblo, Combo, Citroen'in Berlingos'u o taraf bana çok çekici gelmiyor. Yani o araçları inceledim çünkü zamanında. Almaya da niyetlenmiştim ama ne bileyim koltuğunda rahat edemedim. İşte yeterince ferah hissedemedim içinde. Yoksa baktığınızda işte 1.5 dizel motor vergi anlamında kediye göre avantajlı. Tam otomatik EAT8 var. Şanzımanı güzel ama bir türlü ısınamadım. Bilmiyorum belki hani Rifter tarafı daha cazip geliyor. Onda da bayilerin iletişim hoşuma gitmedi. Yani iletişim hoşuma gitmeyen yerden de alışveriş yapmak açıkçası istemiyorum. Yani bu durum böyle ama piyasada işler durgunlaştıkça bayiler size dönmeye başlıyor. Şimdi birkaç bayi gezdim sürekli arıyorlar işte şöyle mi oldu böyle mi oldu işte aracınızla ilgili değerlendirelim İşte yok takas teklifi veriyorlar işte takas teklifi fiyatımız şuydu şöyle güncelleyelim diyorlar fiyat arttırıyorlar falan böyle Enteresan şeyler oluyor. Uzun zamandır piyasada alışık olmadığımız şeyleri görüyoruz açıkçası. Şöyle bir kontrol edeyim. O ne? Bir Kedi. Pist. Merhaba kedicik. Kedi bana bakıyor. Ne yapıyorsun diye. Ya? Kendi kendine. <laughs> Tabii adam hiçbir fikri yok yani. Ne yaptım böyle? Bir şey Konuşuyorum böyle. O da anlam veremiyor ne yaptığımı Neyse piyasanın durumu bu. Piyasadaki durgunluk zamanı genelde alım zamanıdır. Geçtiğimiz dönemlerde de size hep bunu anlattım. Yani piyasa durduğunda insanlar almayı bırakıyor. Hayır durdu bak daha da inecek. Durdu bak şöyle olacak böyle olacak. Bak ne oldu faiz arttırımı oldu dolar şöyle bir indi. Ve sonra indi biraz yerine doğru toparlandı. Enflasyonist ortamdayız gençler. Yani bunu unutmayın. Haliyle durgunluk alım fırsatı doğuracaktır size. Bunu da düşünün her zaman. İhtiyaç için alıyorsanız. Al satçılar için konuşmuyorum. Al satçılar için uzun uzun konuştum akılda verdim. Ben de dala geçmeye çalıştılar kendi kafalarınca. Şimdi başlarına ne geldi görüyorlar. Yani bu anlamda size öngörülerimi anlatıyorum. Öngörülerim de tuttu net bir şekilde ortada. Size piyasa durulacak, balon patladı demiştim. Patladı işte o eski karlar karşınızda değil. Paranızı başka şekilde değerlendirseydiniz hep de şu yorumlar geldi. E 1.2 milyondu sen dediğinde araba oldu 1.5 milyon. Ya olur TL'de mi duruyorsun kardeşim sen? Paranı TL'de tutuyorsan zaten o dönemde kafan çalışmıyor demektir. Yani bunu paranı başka noktalarda değerlendireceksin. Değerlendirdiğin zaman arabaya baktığın zaman erişebilirliğine bakacaksın. Ben öyle yaptım açıkçası. Yani kedi bana daha uzaktı. Yaptığım yatırımlarla kedi bana daha yakın hale geldi. Demek ki doğru şeyleri yaparsanız doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Tabii kedi de olabilir. Ford'un Courier'ı da olabilir. İkisi arasındayım şu an özellikle. Yani Courier'ı da Beklerim çünkü Ekim ayı gibi Courier'da da gelecek. Courier daha ufak tefek. Mesela kedi bana biraz büyük geldi. İşte ön camdan rüzgar sesi alması falan garip geldi. Yani kediden bundan inip kediye bindim. Fiorino'dan. Aynı test yüzergahında. Tekrar Fiorino'ya bindim. Öyle yorumlarda diyorsunuz ya ya Fiorino ile kediye kıyaslamış falan. Çok büyütmeyin ya markaları gözünüzde. Kedi medi sahipleri falan. Yani onu pek bir araba sanmayın. Bakın alacağım ama. Alacağımın nedeni işte 1 milyon 129 bin lira. Life paketi fiyat fayda anlamında başarılı. Yani hava yastıkları, güvenlik donanımları, o su, bu su. E Volkswagen kalitesi var işin içinde ama yani Fiorino'dan o kadar uzak değil. <laughs> Gerçekten çok komik geliyor böyle yorumlar. Ya onda bunu nasıl kıyaslarsın bilmem ne. Ya hepsi araba. Çok büyütmeyin gözünüzde. Bu da ticari araba, o da ticari araba. Böyle aman aman bir farklılıkları yok. Böyle uzaya çıkartıyorlar ürünleri. Ya işte şöyledir, böyledir, bilmem nedir, odur, budur. Kedi de bildiğiniz ticari be kardeşim. Yani öyle abartacak hiçbir şey yok. Ya da işte Rifter'da da bildiğiniz ticari. Öyle abartacak hiçbir şey yok. Yani bunlar normal arabalar. 3 kuruşluk olması gereken arabaları biz erişemediğimiz için gözümüzde böyle tepeleri çıkartıyoruz. Ayrıca içinde bulunduğum Fiorina da gayet başarılı. Sinop'a gittim geldim. İzmir Sinop yaptım. 2500 km yaptım. Beni yormadı açıkçası. Hiç de üzmedi. Bu anlamda virajlarda da gayet başarılıydı. Yüz yolda giderken de başarılıydı. Ama benim şöyle bir ritüelim var. Genelde bir otomobili ben bir buçuk yıl kadar kullanıyorum. Geçmiş dönemde de hep aynısını yaptım. Birileri de diyor ki ya sen iyi al satçısın. Ulan bir buçuk yılda bir araba satınca al satçı mı oluyor? Piyasanın en janjanlı olduğu zaman araba alıp satamaz mıydım ben? Alıp satardım. Yani buna engel mi var? Bunu da yapabilirdim. Yapmadım. tercih sebebi ben böyle bir şekilde alışveriş yapmaktan hoşlanmıyorum. Yani bu tarzı sevmedim. Para kazanır mısınız? Kazanırsınız. Başka yöntemlerle de kazanırsınız. Araba alıp satmaya gerek yok sadece. Tek yatırım aracı o değil. Tabi sadece tek yatırım aracı olduğunu düşünen arkadaşlara söylüyorum otomobil alıp satmanın. Evet özetle piyasa durağanken bence otomobil almak lazım. Ben de hamlemi bu şekilde yapıyorum. Herkes kendi tercihini yapacaktır. Önümüzde zaten ne var? Eylül ayı var. Eylül başında göreceğiz bakalım. Fiyatlarda indirim mi olacak? Sıfır faiz kampanyaları mı olacak? Düşük faiz kampanyaları mı olacak? Yoksa fiyatlar artacak mı? Hep beraber göreceğiz. Firmalar şunu biliyor ki fiyat arttırırlarsa satış adetleri artar. Satışlar duruldukça fiyatları yukarı doğru tırmandırma yöntemini denemeye devam edeceklerdir. Ve bence de başarılı olma ihtimalleri yüksek. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.